Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Let's United Manchester City karşılaşması en önemli haftalardan birisindeyiz. Manchester City lider durumunda, Let's United'da 5. garantilemiş durumda. Önemli bir maç olduğunu söylemiştik. Öncelerinde Manchester City'ye dostluk maçlarını oynadık. Dostluk maçlarında etkili olabilecek taktiklerimizi denedik. Ama... E, Manchester City çok değişik bir şey yaptı. 4-3-3 taktiğinden 4-3-3 aya aldı kendi taktiğini ve biz de farklı bir taktiğe geçtik. Biraz defansif olmasına rağmen yine de biraz baskımız düşük yani kendi evimizdeki 4-5-3 taktiğimize geçtik. Bugün etkili olabileceğini düşünüyoruz bakalım. Ben de ilk defa bu taktiği en çok yüksek takımlara deniyordum. Ee, ama Manchester City bizden çok yüksek bir takım değil ama yine de burada yarayabileceğini düşünüyorum. <laughs> Bakalım Ness United Manchester City karşılaşmasında neler olacak? Leicester United kendi evinde konuk oluyor ve çok önemli bir maça çıkacağız. Manchester City açısından da çok önemli bir maç. <laughs> Bu maçı alırsa şampiyonluk yolunda çok önemli bir e yere doğru gidecek. Leicester United Manchester City karşılaşması ba başlıyor. Paredes topu Verkton alıyor göğsünü yumuşattı. Verkton topu şutu çekti Verkton. İkinci dakikada Verkton'un şutu pardon Paredes'in şutuymuş. Ve dakika ikinci dakikada ilk posunu biz bulduk. Ve Maximovic altıncı dakikada sarı, sarı kart diyor sonra topa vurduğu için. Ve Kevin De Bruyne on 13. dakikada sarı kart dedi. Ve Foden çıkmış ile topu ileri yolladı. Ansu, Ansu Fatih şutunu çekecek. Ansu Fatih geliyor. Ansu Fatih. Ansu Fatih. 22. dakikada Ansu Fatih şutunu çekiyor. Kaleci Meister kurtarıyor. Dakika 22. Feriki Carvalho topun başında. Carvalho geliyor. Carvalho. Carvalho. Ve top ağlarımıza gidiyor. Top ağlarımıza gidiyor. Carvalho'nun feriki Ansu Fatih çok uzaklardan bir şut çekecek. Ansu Fatih geliyor. Ansu Fatih. Bu arada özür dilerim. İkide bir ışkırık tuttu biraz da sesimiz bir, bir gidiyor bir gidiyor. Bir anda çirik geldi. Ve ilk gebrin sonucu evet ilk gebrin çok bozun olmadı. Ve Carvalho'nun firki ile Let's, United karşısında Manchester City 1-0 öne geçiyor. Ve şimdi maçın ikinci yarısındayız. Maçın ikinci yarısı daha heyecanlı olabileceğini düşünüyoruz. Aura'nın az önce bir şutu geldi. Florenzi kafayla topu sektiriyor. Gnab'i vole vuracak. 58. dakikada. Gnab'i ile geliyorlar. Alman oyuncu Gnab'i ve Manchester City De deplasmanda 2-0 öne geçiyor. Çok estetik bir vole olduğu kesin. Rafa Silva tarafından güzel bir pas. Verkton ceza sahasının köşesinden gariyi yokladı. Verkton geliyor. Verkton Verkton. <laughs> 59. dakikada Vertton suçlanamaz. Kaleci harika işler çıkartıyor. Icardi topu önünde buldu. Beşirin yapıştırmayacak. Icardi. Icardi geliyor. Icardi. 61. dakikada Icardi'nin şutu kaleciden inanılmaz bir kurtla bir geldi. Fernandez oyuna girecek çıkan oyuncu Vertton. Dakika 67. Ansu Fati ortayı biraz uzağa gönderdi. Langland kafayı vuracak. Langland ne geliyor? Manchester City 3-0 mı oldu? Langland. Bu ne ya ne bu da. Ve dakika 70 İsmail oyuna girecek kuvvete sahip terk ediyor. Ve İsmail şu an sağda Herrera her her tarafından mükemmel bir pas. Fernandez kaleciyle karşı karşıya kaldı. 74. dakikada Fernandez ve fark fark bireyin diyor. Fark bireyin diyor Asis Herrera. Asis Herrera aslarına devam ediyor. Vertu'nun yerine giren Fernandez de gol, at Gol atıyor. Leicester United skoru 2-1'e getirdi. Fark Brain Yon ve City ile Leicester United karşılaşmasında. Foden topu Tolley'den Tolley'den alıyor. GÖĞSÜL umuş attı. Tolay geliyor. Tolay 78. dakikada. Pardon Foden'miş. <laughs> Bu ne ya? Bu hiç kırk bitmedi. Joao Felix tarafından mükemmel bir pas, mükemmel bir pas. Fela Ranzi kaleciyle karşı karşıya. Fela Ranzi geliyor. Fela Ranzi, Fela Ranzi. Föyler, Ranzi. 81. dakikada güzel deneme ama top dribbling hemen üstünden düşebilir Dakika 83 Ansu Fati sazı eline aldı uzaklardan bir şut çekecek. Ansu Fati'nin şutu geldi. Ansu Fati. 18 yaşındaki. 18 yaşındaki İspanyol, oyuncu İspanyol oyuncuyordu. Rini binden dışarı müthiş bir oyun oynadı. Icardi gole doğru gidiyor. Dakika 86. Icardi geliyor. Icardi Icardi. Icardi 86. dakikada kaleyi denedi. Kaleci kalesine devrişiyor. Ve maçın son düdüğü çalıyor. Les United kendi evinde Manchester City 2-1 mağlup oluyor. Bakın Messi bir kaptan seçmek doğru bir şey diyor. Bu maçtaki tempo beni rahatsız etti. Gerçekten rahatsız etti. Daha yüksek olmalıydı. Evet. Ya ben burada baskıyı biraz düşük yaptım. Yani e, aslında bir 4-4-2 bir taktiğimiz oldu. Var vardı bizim. Manchester City uygulayacaktır ama bu Manchester City'de 4 3 3 B'den 4 3, -3 A'ya dönünce benim de bazı ben de önceki ma maçlardan bildiğim için 4 3, -3 A'ya uymadığını gördüm bu 4 4 2 B'nin. Bu yüzden böyle bir şey yaptım. 4 4 2 A'da aslında uymuyor. Hani 4 4 2 A taktiğini de biliyorsunuz. Manchester yine formunda. Manchester yine formunu kor korumaya devam ediyor. Ve %5'lik bir performansla harika bir performansla oynuyor. Bu ne lan? takımda en iyi oynayan oyuncuların hepsi kötü. Maksimovic de kötü. 6'lık performans nedir yani? 111'lik Maksimovic'den bahsediyoruz. Yani çok değişik. Ve Gnebi maçın adamı İsmail'in sonradan girmiş. O da bir maçın adamı ol, yani olmaya yakınlaşmış. Bakalım maçın adamı Gnebi tabii. Yani o bakalım sağ kanatta mıydı o? Gnab Gnabi'ye -Gna bakalım. Gnabi nereyi zorlamış bizim? Hangi kanatı zorlamış? Evet bizim sol beyi zorlamış. Sol bek zaten bizim evlere evlere şendik. <laughs> bizim sol bekte kim var? Lodi var. E, Lodi'yi de geçmiş rahat bir şekilde. Antrenmanları da şuradan bitirelim. Meister 114. Olsa ne olur? gol yemeye devam ed ediyorsa olsa ne olacak yani? Ne olacak? Ben Meysa'yı hiç sevmiyorum yani. Alacaksanız tecrübeli kaleci alıp Tecrübeli kaleci 114 olsun. Var ya sabaha kadar gol yemez. Ve bu sonuçların karşılaşmalarının ardından Nesun United kendi evinde Manchester City'ye 2-1 yeniliyor. Tottenham, Sam Thompson'ı 4, -4 West Ham United, West Bromwich Albion'u 4-2 yeniyor. Arsenal ve Newcastle United karşılaşmasında Newcastle 2-0 kazanıyor. Fulham Everton karşılaşmasında Everton deplasmanda 2-0 yeniyor. Brighton and Albion de, e, kendi evinde Wolves'e 1-0 1, -1 yeniyor. Manchester United Burnley'e 3-0 yeniyor. Aston Villa Sheffield'a 1-0 yeniyor. Le Oha. Kıbrıs'ta Palace Leicester City ile beraber kalıyor. Liverpool Chelsea'ye 3-0 geçiyor. Ve şu anki puan tablosuna baktığımızda Manchester City 86 puanla birinci sırada lider konumunda Liverpool 84 puanla ikinci sırada Aston Villa 79 puanla 3. sırada Crystal Palace 79 puanla dördüncü sırada Leicester United 69 puanla beşinci sırada Wolvert, Wanderers 63 puanla 6. sırada, Everton 63 puanla 7. sırada, West Ham United 58 puanla 8. sırada, West Bromwich Albion 50 puanla 9. sırada, Manchester United 49 puanla 10. sırada, Tottenham 46 puanla 11. sırada, Brighton Albion 46 puanla 12. sırada, Southampton 41 puanla 13. sırada, Leicester City 38, 38 puanla 14. sırada, Chelsea 36 puanla 15. sırada, Newcastle United 30 puanla 16. sırada, Fulham 30 puanla 17. 17. sırada, Arsenal 14 puanla 18. sırada, Sheffield United 12 puanla 19. sırada, Burnley 11 11 puanla 20. sırada yer alıyor. Sheffield United nerede ya? Evet o da onun evinde 12 puanları var. Oy, videonun başından bir hıçkırık hıçkırık bu ne ya? Ahmet Tuğraç oh, Evet çok şanlı bir zafer Evet tebrikler Kristopalıs evinin karşısında bir su kazanmayı bildi. böyle değişik değişik şeyler var ee, burada ne diyor haftanın takımı ona ana Liverpool, Gaya Liverpool, bat ve Aston Villa, İsmail'i Manchester City, Bonucci Manchester United, Draxler Liverpool, Deli Silva, Valverde, Van der Beek, Liverpool, hop hop diye gidiyor. Bizim hiç yok muydu ya haftalar mesela bakalım bu bizden o ko kampotu koymuşlar. Yani Best United kısaca böyleydi. Şampiyon e artık e, kesin di Manchester City'nin olacağı. Biz zaten yenseydik belki bir ihtimal Manchester City'nin e, riske girmiş olabilirdi. Ama şimdi Manchester City kendi yoluna bakması lazım. Bizi yendi ve artık önündeki maçlara bakacak. Önündeki maçlarda bir Crystal Palace maçı var. Önceki karşılaşmalara bak karşılaşmalar. Bakalım Aston Villa ile beraber kaldığı haftalar, War Wanderers ile beraber kalmış, Everton'la beraber kalmış. Yani böyle bir galibiyet serisi yak yakalamış, Crystal Palace yenilmiş, Liverpool'a yenilmiş derken artık ee, burada Crystal Palace, Fulham, Wolves, Liverpool maçları kaldı. Wolves de finalde oynayacak ve son 3 haftaya giriyoruz. 3 haftada 2 tane önemli rakiple oynayacak hem Crystal Palace hem Liverpool rakipleri ciddi olacak. Liverpool'un şu an fikstürünün sanki daha kolay olacağını düşünüyorum ben. Ee, tabii on onlar da Manchester City ile oynayacak. Ama onun dışında oynayacağı rakipler o onların da ciddiymiş. Everton hatta onların daha ciddi, daha ciddi bugün Everton'la maçları var. Everton ve Leicester City karşılaşmalarındaki e, aksi taktirdeki bir puan kaybında yani şu iki haftanın birinden bir puan kaybı yaşarlarsa onlar da artık e, lig şampiyonluğuna artık unutacaklar. Crystal Palace eğer bugün kazanırsa ve Everton karşılaşmasına da Liverpool kazanırsa bu sefer daha da iş karışmış olacağını söyleyelim. Ve böylelikle de yani Leicester da kısaca özet geçmiş olduk. Ne özet? Bence bayağı anlattık. Vallahi de hemen maçları anlatacağım ama video çok uzun olacağı için burada anlatmayacağım. burada 2-0 yenildik dün. 2-0 Real Betis'e karşı yenildik. Barcelona Alevesi 4-0 yendi. Villarreal ve Real Sociedad maçı 2-2 bitti. Sevilla Real Madrid 3-1 yendi. Valencia olsa son iyi 0 yendi. Elçi takımı Getafe'yi 2 ile geçiyor. Hoyesci Alto Alco Bilbao 5-0 yendi. Eibar Granada'yı 3-0 ile geçiyor. Celta Vigo Cadiz takımına karşılaşmasında Celta Vigo 2-0 kazanıyor ve Levante Atletico Madrid'i 1-0 yenmeyi başarıyor. Burada bunu görüyoruz. Oyuncularımız statü seviyemizi hemen yükseltelim. Sağ avantajı diyor. Ve hemen kısaca e, Afrika Ligi'ne de gidelim. Afrika Ligi'nde pardon işte Tunus Ligi'nde de gösterebilirim hemen sizlere. Tunus Ligi'nde de e, en son ikinci sıradaki takımla 2-2 beraber kaldık. Çok ezeli bir e, rakip. Yani bir tane penaltının at, attığı bizimle Tyson. iki tane yolladı ona füzeyi. Ama sonra Ivo 83. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Yani bilebilecek ya, olabilecek en iyi e ee, skoru aldık biz de en iyi. Yani yani biz kazanamayız yani. Kendimize karşı kazanamayız. Ya o ya o bana 90 dakikada kazanamaz. Ben de onu 90 dakikada kazanamam. Çok zorlu bir rakip çünkü. Ee, şu an bu rakip yarı final yarı finale benim rakibim oldu. Erken bir final olabilir. Ee, burada kamp basarsa ben de ona basarım. Acımam çünkü. Kafa atarsa ben de kafa atarım.

Neler yapmış neler. Çüş ne yapıyorsun öldüm sen. 14 olmuş Bizim 18 milyonumuz var. Bir tane ciddi oyuncu alalım buraya. Öyle koyalım. Kim koyaz? Birisini koyalım işte. Kim? Os, os, os. Orta sağma mı koyacağız? Ne yapacağız? Ya yani ben orada yani daha çok ilgilensem aslında liderliğe öyle çıkardım. Menajer puanı kazanmak için geldim ki buradaki 9 Haziran'dan sonra da menajer puanlarını kaldıracaklarmış. Her yani siz de onu görmüş olacaksınız 9 Haziran'da 9 artık. Ben de statlüm seviyesini 3'e çıkartmışım vay be. Kapıda gel gelirler yükseğe çıkıyor. Burada da var ya hedefi tamamlayamayacak seviyeye geldik. Gerçekten hani ee, 4 slotladı çok iyi. hemen iyi değil ilgilenemiyorum. Hemen ciddi bir şekilde ilgilenemiyorum. İşte böyle daha ilk daha ilk haftalar aldığımız oyuncular bile önümüzde e, bizde bulunuyor. Böyle skorlar böyle Adana Spor yenmiş. Böyle. Evet. Böyle skorlar. Kadro değerlerine gidelim. Kadro değerlerimize de giriyorsun artık bayağı bir önde sonuçlar aktarmıştık. Yani ben burada yedinciyim. Altıncı olursam hedefim tamamlayacağım artık. En azından hedefim tamamlayayım. Keçiören Keçiören'in bir mağlubiyet alması lazım. Kimle oynuyor? Keçiören. Geriyorsun'la oynuyor. Bugün Geriyorsun'un net kazanması lazım. Kazanmazsa ben de istifa edeceğim. Çünkü menajer puanı ben bu ligden ee, bu lig sonunda menajer puanım yine düşecek. Hedefi tamamlamadığım için. İstifa, istifa edince tekrar menajer puanım gidecek. Yani değişen bir şey olmayacağı için e, bu arada belki istifa etme ihtimalimin de olduğunu söyleyebilirim. Öyle bir ihtimali düşünebiliriz. Yeni bir menajer gelmiş. Sıvı robası var maşallah. İşte burada da çok ilgilenemediğim için Son haftalar e, mağlubiyeti aldım. Bir altın ordu karşılaşmasından sonra hiç bakmadım zaten. Bir altın ordu vardı 4-0 yenildiğimiz. Orada taktiği ay ayarlamama rağmen yenildik. Orada işte ne kupa? Ha, kupa maçı varmış. Allah Çünkü bizim formüller çok kötü olurdu. Ha, bir alt evet, altay maçını da hatırlıyorum. Alt ay maçında sakatlık yaşadı bir oyuncumuz. Yedek orta sahamız yoktu. Yerine ne for gibi Onun da bir İhtimali var yani. Yoksa biz daha iyi bir şekilde kazanabilirdik. Ama her neyse olacak şey burada. O, olan olmuş. Artık yapacak bir şey yok. Benim de var ya, gal galibiyet oranlarım düştü. Bir klasman düştüm ben. o OSM'nin çok saçma sapan bir özelliği var. Yani e, siz mağlubiyet alınca, tecrübeli bir menajer mağlubiyet alınca 1200 puan düşüyor. Ama tecrübeli manajer kazandığıda 300 veya 400 puan veriyorlar. Hayır şimdi buradaki adalet ne? Belki adam yan hesabıyla girebilir ama adam çok profesyonel oynuyor. Bu ne ne şimdi? Ne şimdi bu? o bu yüzden burada e, çok kupalı olanlar çok zor klasman kasıyor. E, biz de zaten e, görüyorsunuz e, ikona düştük. Ama inşallah ikondan tamamlayacağız. Tekrardan e, yükseklere çıkmaya çalışacağız diyelim ve bugünlük OSM videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle.